Başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Tayyip Erdoğan dün genişletilmiş il başkanları toplantısında şunları söyledi. Aslına bakılırsa bunların derdi ülkeyi yönetmek değil, sadece devletin imkanlarını kendi aralarında paylaştıracak paravan bir şirket kurmak. Dün bu konu üzerinde durmuştuk. Ülkeyi bir şirket gibi yönetmeye geldiğini kendisi söylemişti. Bir aile şirketine dönüştürdüğünü hep ifade ediyoruz. Türkiye'de çok iyi yönetilen, nesilden nesile aktarılan başarılı aile şirketleri var. Ama 20 yılın sonunda içinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz, siyasi kriz, ekonomik kriz, sosyal krize bakıldığında bir ülkeyi şirket gibi yönetmenin doğru olmadığı açıkça ortaya çıkıyor. Zaten böyle bir iddiayı ortaya koyanlar hep tek adamlar, hep diktatörlüğe varan bütün yetkileri ellerinde toplayanlar ve sonuçta iş buraya varıyor işte. Yani Çevre Bakanı'nın paralelinde hanımefendi sıfır atık projesi yürütüyor. Çevre Bakanlığı'nın yapacağı işleri yapıyor. Kızı Kadın Bakanlığı'nın paralelinde çalışıyor. Paralel Kadın Bakanlığı yapıyor. Oğlu Milli Eğitim Bakanlığı'nın işlerini yapıyor. Bir yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın işlerini yapıyor. Bir damat kasanın başındaydı. Öbür damat savunma sanayinin başında. Ama yani bu ülkede bu işleri yapabilecek en iyi kadrolar hep evden çıkmış. Hep aile masasından çıkmış. Ama bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın bu şirket meselesinden sonra bir de paravan şirket deyince ya nereden geldi akla şimdi paravan şirket diyorsunuz. Yani bu siyasette paravan şirket lafı çok kullanılan bir şey değil. Ama bizim siyasette son duyduğumuz paravan şirketin adını bir hatırlayalım. Bumerz diye bir şirket vardı. Bumerz Man Adası'nda kurulmuş. Bir paraleli de burada kurulmuş bir şirket vardı. Neydi bu Bumerz? Bumerz nereden geliyor? Yani bu Bumerz neyin kısaltması? Burak Erdoğan'ın buğusu, Mustafa Erdoğan'ın M'si, Recep Tayyip Erdoğan'ın eri ve Ziya Enişte'nin, Ziya Ülge'nin Z'si. Bumerz'in kısaltması bu. Bumerz bunun kısaltması. O günden bugüne soruyoruz. Bu Bumerz başka bir manaya geliyorsa siz söyleyin biz öğrenelim diye. Ama cümle alem biliyor ki şirket bu. Ne yaptı bu şirket? Vergi cennetlerinde nereden geldiği belli olmayan bir geminin alışı, geminin satışı, vergiden onların deyimiyle kaçınma ve paranın vergi cennetinden tur attırılarak aklanıp bunlar arasında pay ediliş. Yani paravan şirket uyup da bir şeyleri pay etmekten biz bu Mert'si hatırlıyoruz. Man Adası meselesidir. Man Adası'nda kurulan bu şirketle ilgili genel başkanımıza açılan tüm davalarda verilen aleyhe kararların teker teker bozulduğunun da bir kez daha altını çizmek isteriz. Yani o günlerde önce sustular, sonra inkar ettiler, sonra dava ettiler. Mahkemelerin hakimlerini dava görülmeden birkaç gün önce değiştirdiler. İstedikleri gibi birkaç karar çıkardılar ama yüksek yargıdan bunlar teker teker bozuldu. Yani o gün sanki bu Mert yokmuş, Man Adası'ndaki o yolsuzluk yokmuş gibi yapmaya çalışanların bugün yaptıkları bir kez daha yüksek yargı kararlarıyla tescilleniyor. Bunu bir kez daha hatırlatmış olmayı önemli bir görev biliyoruz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ geçtiğimiz günlerde Zonguldak'ta yaptığı açıklamada Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği'nin meslek kanunlarında değişiklik yapacaklarını söyledi. Bu kanunlar güçlerini, bu örgütler güçlerini Anayasa 135'ten alıyorlar. Anayasaya göre kurulmuş ve üyelerinin hak ve menfaatiyle kamunun hak ve menfaatini birlikte koruyan son derece önemli örgütler. Siz bu örgütlerin başındaki yöneticinin söylediği sözü beğenmeyebilirsiniz. Ona kızıyor olabilirsiniz.
ama anayasaya göre kurulmuş ve kuruluş kanunlarından da önceki mesleki bir geleneğe saygıyla kurulmuş olan ve o meslek mensupları açısından son derece önemli olan bu örgütleri bir hırsla, bir kinle bu örgütlere saldıramazsınız. Efendim biz bu örgütlerin başındaki Türk ibaresini kaldıracağız. Efendim iktidara müzahir bir köşe yazarından okuyoruz. Bu örgütleri çoklu barolarda olduğu gibi çoklu tabip odaları, çoklu mühendis odalarına dönüştürerek işlevsizleştirmek istiyorlar. Bu konuda en iyi cevabı avukatlar verdi size. Ne oldu? Baroları bölecektiniz. İki baro. Ankara ve İstanbul'da ikinci baroyu kurdunuz. Nasıl kurdunuz? Bütün kamu avukatlarını zorlayarak. Kamu avukatları yetmedi. Burada tek tek ilan ettik. Örneğin BOTAŞ'ın sözleşmeli avukatlarına dediniz ki eğer İkinoğlu baroya geçmezseniz BOTAŞ sana dosya vermeyecek. 20'nin üzerinde avukatın sözleşmesini feshettiniz. Şu anda kontrolünüzdeki kamu kurumlarının dışarıya verdikleri bütün dosyalar İkinoğlu baroya geçmeyi kabul etmiş avukatlara veriliyor. Diğerlerine vermediniz. Böyle bir rezalete rağmen Ankara'da şu anda 2000 rakamının altına düştüler. Yakında İkinoğlu baro kapanıyor. Böyle bir rezalete rağmen İstanbul gibi devasa bir barodan 2000 kişilik İkinoğlu barayı güçlükle ve baskıyla zorla kurdunuz. Onun da esamesi okunmuyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin barolara karşı kinle kurduğu ve Barolar Birliği seçimini yandaşlaştırdıkları birine kazandırmaya çalıştıkları o müdahale işlemedi. İki amaç vardı. Delege sayılarıyla oynayarak makbul baro Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçmek olmadı. Olmadı ve kaybettiği seçim savunma mesleği tarafta savunma mesleğinin mensuplarınca bir bayram gibi kutlandı. Siz ne yaptınız? Teselli olarak yavru vatana büyükelçi atadınız. Sizin yönettiğiniz ülke devlet böyle ama siz bu kadar kötüsünüz ama karşınızda herhalde bir nolu baro veya baroların bölünmesine direnen avukatların hepsi CHP'li değildir. İçinde elbette dünya görüşü AK Parti'ye, MHP'ye yakın insanlar da var ama onlar yanlışın yanında durmadılar. Şimdi aynı yanlışı doktorlar için, aynı yanlışı mühendisler, mimarlar için, belki başka meslek örgütleri için tekrarlamaya çalışıyorsunuz. Bu konuda bu yaklaşım hep söyledik. İstanbul seçimlerini iptal ettiren kafa bu. Bu kafa o kafa. Bu kafa baroları bölen kafa. Bu kafa ilk seçimde bir kez daha seçmen tarafından cezalandırılacak kafa. AK Parti kendi geçmişine baksa bugün bu yanlışları nasıl yapıyor? Geçmişte kendisinin arkasında geniş kitlelerin duyduğunda kendisine ne yapılmıştı? Bunları görmesi lazım. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okudu diye siyasetten men edilmiş birisi, hikaye oradan başlıyor. Bugün aynı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kazandığı seçimin mazbatasını iptal ediyor. İkinci seçimde fark 13.000'den 806.000'e çıkıyor. Bu sefer hakkında olmadık bir şeyden dava açıyor. Süleyman Soylu'ya söylenmiş lafı Yüksek Seçim Kurulu'na söylenmiş gibi. Ve bunun üzerinden o kişiye Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirmeye çalışıyor. Dönüyor kendi partisine açılan bir kapatma davasından partisi güç bulmuşken bir siyasi partiye kapatma davası açıyor. Yine geliyor parlamentoda ele geçirdiği çoğunlukla ve bir başka siyasi partinin MHP'nin kendine verdiği destekle elde ettiği çoğunlukla, doğrusu bu. Gidiyor bu sefer de meslek örgütlerinden uğraşmaya, yandaşlaştıramadıklarını bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Ne yapar seçmen? Seçmen bunun karşısında İstanbul'un ikinci seçiminde ne yaptıysa onu yapar. Ne yaptıysa onu yapar. Başka ne yapacak?
O açıdan zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Zulmünüzün artışı sonunuzun gelişini yakınlaştırıyor bizden söylemesi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı taklidi yapmış. Süleyman Soylu gerçekten İçişleri Bakanı taklidi yapmış. Tabii olmaması lazım. Sürekli benzer talimatlar verildiğinde, 5 kişi bir araya geldiğinde saldırmaya, verilen kanunsuz emirleri uygulamaya alışmış olanlar bu sefer de Uygur Türklerine saldırdı. Süleyman Soylu çıktı. Normalde bir İçişleri Bakanı böyle bir gösteriye kuvvet kullanıldığında derhal bunun yanlış olduğunu söyleyip özür diler. Tabii Uygur Türkleri meselesinin siyasi maliyeti büyük olduğu için Süleyman Soylu dönmüş, özür dilemiş yapılan muameleden. Bu olumlu bir şey ama Süleyman Soylu bu İçişleri Bakanlığı taklitini, bu insan taklitini mutlaka öğretmenlere saldırıldığında da yapması lazım. Kadınlara saldırıldığında da yapması lazım. İşçilere saldırıldığında, maden işçilerine saldırıldığında, sağlık çalışanlarına saldırıldığında da yapması lazım. Milletvekillerine saldırıldığında da yapması lazım. Bu muamelenin artık Türkiye'de ekranlardan, görüntülerden çıkması lazım. Ama sen öğretmene saldır, sağlıkçıya saldır, milletvekiline saldır, işçiye saldır, ölümlerine sebebiyet ver. Maden işçilerini Ankara'ya sokma, uykusuz 4 gün tut, dönerken trafik kazasında ölsünler. Orada bir özrün ölsü yok. Uygur Türkleri meselesi hassas. Öyle olunca hemen özür dilemeler falan. O yüzden bir İçişleri Bakanıymış gibi yaptığı o bir cümleyi bütün bir görevi boyunca yapmalıydı. Ama maalesef meseleyi içselleştiremediği için bir Suç İşleri Bakanı olarak bu bütün kötü muamelelerinde sorumlusudur. Halkımız dönüyor, akşam televizyonu açıyor, pazartesi akşamları. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası ne denecek diye bakıyor. Ekonomik darboğaz içindeki vatandaş bir umut, sıkıntılarımı giderecek bir şeyler yapılır mı diye bekliyor. Erdoğan'ın ağzından çıka çıka vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz diyor. Bu vatandaş sabrede sabrede daha ne kadar sabredecek? Bıçak kemikte değil, kemiği de deldi geçti. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci geçinemiyorlar. Artık hayata tutunamıyorlar. Ve bu maalesef saraydan görülmüyor. Çünkü onlar da ne yeme parası, ne içme parası, ne yakacak parası, ne hiçbir şey yok. Ailecek, sülalecek yerleştiler ve devletin sırtından geçiniyorlar. Dünyanın en pahalı makam araçlarına çifter çifter biniyorlar. 13 tane uçakla dünyayı geziyorlar. Ondan sonra millete gelip biraz daha sabır ve metanet diyorlar. Bu milletin ne çektiğini merak eden bir tebdili kıyafet o yetiştiği Kasımpaşa'ya gider bir dolaşır. Bir gerçek durumu görür. Bu millet ne durumda bir görür, ona göre bir şeyler söyler. Biz de sabır ve metanet diliyoruz ama seçime kadar diliyoruz. Çünkü bunların bir şey halledebileceği yok. Ama seçimden sonra bu kitlelerin, bu eziyet çekenlerin, yokluk, açlık, işsizlik çekenlerin hepsinin yüzü gülecek. Bir de dönüyor dolaşıyor diyor ki zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız. Ya yıllardır bunu söylüyorsunuz. Yani göya çok hızlı karar alınacak bir sistemle yönetiliyoruz. Her seferinde aynı kararı alıyorlar ama söz çare yok. Çünkü hedef saptırıyorlar. Çünkü meselenin özü öyle zincir markette orada bir de değil. Ben ekonomistim her şeyi bilirim deyip enflasyon 19 faiz 19 iken ve bütün dünya enflasyona karşı faiz silahını akıllıca ve ustaca kullanıyorken faizi düşüreceğim her şey çözülecek deyip faizi tek haneye göğe çekip enflasyonu 3 haneye fırlatan da sorun. Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK bile %85
tüketicide, üreticide %150'lerde, gerçek enflasyonu %200'den aşağıya söyleyen bir vatandaş yok sokakta. Bir dükkanda, ben Türkiye'nin dört bir yanında 81 ilinde girdiğim dükkanda soruyorum. Bu mal kaç? Geçen sene kaçtı? Yarıdan aşağısını söyleyen yok geçen seneki fiyat için. Çocuk ayakkabısında 3 kat fark var. Fakirin, yoksulun, öğün geçiştirdiği etsiz çiğ köfte dürüm, onda bile fiyat geçen seneye göre %250 artmış. Bilmeyen mi var? Tavuk döner 3 katına çıkmış. Et döneri takmıyoruz artık, alan yok diyor. Neyle takacaksın, neyle alacak diyor. Daha geçen hafta ısrarla söylediler. Dönerci var, görüntüsü var, ajans çekti, televizyonlar yayınlandı. Ömrümde görmedim, günde 15-20 kişi fiyat sorup almadan dönüyor diyor tavuk döneri. Eskiden fiyatı parayı verirken sorarlardı. Şimdi siparişten önce fiyat soruyor. 20 kişi dönüp gidiyor diyor. Ondan sonra çıkmış, kontrolleri sıkılaştıracağız. Bir yandan da bakanı, efendim asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ne, kime soralım? Kime soralım? CHP'nin rakamını söylesek kabul etmezsiniz. DİSK'in rakamlarını söylesek kabul etmezsiniz. Ya son imzayı attınız, kıkır kıkır güldünüz değil mi? Gayet keyfiniz yerindeydi. Türk İş'in başkanı hatta diyordu ki bu imza beni sıkıntıya sokmasın, aman dikkat, olmadık laflar olmasın. Sonuçta Türk İş resmi muhatabınız değil mi? Diyor ki açlık Türkiye'de 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 7786 lira. Enflasyon kaç para Sayın Bakan? 5500 lira. Hani ezdirilmiyordu? Açlık sınırının altında bir asgari ücretle geçinmeye çalışan 4 kişilik aile. Türk İş'in, muhatabınız Türk İş'in, masaya birlikte oturacağınız Türk İş'in yoksulluk sınırı 25.365 lira. 25 bin liradan aşağı para giriyorsa 4 kişilik bir aileye yoksulsun. 7.700'den aşağı giriyorsa da açsın diyor. Bırak sen ezdirmemeyi, aç bırakmış durumdasınız. Asgari ücret tartışmalarında da Türk İş'i de bakanı da bu rakamlar ışığında ve eşliğinde izliyor ve dinliyor olacağız. Ona göre izliyor olacağız. Tabii bir Türkiye ekonomi modeli vardı. Rekabetçi kur üzerinden dış açığı çözme iddiaları vardı. Buyurun size dış açık. Tablo Merkez Bankası kökenli ekonomist Hakan Kara'nın tablosu. Son derece itibarlı, verdiği rakamlar tartışılmayan, öngörüleri tutan bir akademisyen ve diyor ki daha 10 ay oldu ama 9 yıl önceki dış ticaret açığını geçeceğimiz şimdiden görünüyor. Bakın dış ticaret açığı, milli ekonomi modeli. Ne diyorlardı? Rekabetçi kur üzerinden dış açığı çözeceğiz. Çuvalladıkların resmi. Dış ticaret açığı Ekim ayı içinde, geçtiğimiz Ekim ayında %421 artarak, 4 kat artarak 1,5 milyardan 7,8 milyara yükselmiş. Ve bu yılın 10 aylık döneminde de %168 artarak 33 milyardan 91 milyara yükselmiş. Önümüzdeki 2 ayda da 14 milyar lira civarında açık vereceği ve 113-115 milyarlık tarihi bir dış açıkla bu yılı tamamlayacağımız söyleniyor. Oysa ki ekonomi yönetiminin bu sene başındaki hikayesi rekabetçi kur üzerinden dış açığı çözme hikayesiydi. Bu hikayeye herkesin inanmasını, ona göre pozisyon tutmasını söylüyordu. Ona göre pozisyon tutanlar duman oldu. Zaten ona göre, buna göre pozisyon tutamayacak yoksullar da zaten perişan, açlığa sürüklendiler, gittiler. Bu arada önemli bir kriter, ücretlilerin milli gelirden aldıkları pay. Geçen sene bu payın %29'a düşmesi çok tartışılmıştı. Bu pay 2016 yılında 36-37'lerdeydi.
29'a düşmüştü. Bu sene 3 puan daha düşmüş %26. Türkiye'de ücretli olarak çalışan, maaş alarak çalışan, özel sektör, kamu, patron olmayan herkesin toplam aldığı para her 4 liranın bir lirası. Yani milli gelirde 1/4'ü çalışanların bu duruma kadar geriledi. Bu rakam 10 yıl önce %40'a yakındı ve bizce o zaman da çok azdı. Ama maalesef bugün geldiğimiz nokta bu. Şimdi EYT ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekilleri ayrı ayrı tarihler vermekle birlikte 2022 sonuna kadar çözüleceğini sözünü vermişlerdi. Bir aydan az bir süre kalıyor ve meclis bütçe maratonuna giriyor. EYT çözülmüş değil, bir adım atılmış değil. Bakın, EYT'nin görüşüleceği yer belli. İlgili komisyonu, Çalışma, Sosyal Güvenlik, Sağlık, o komisyonu büyük ihtimalle plan bütçede ve bu komisyona sevk edilmesi gerekiyor geldiğinde taslağın, toplantıya çağırdık. Dün saat 15 için. Sadece biz çağırmadık. İYİ Parti ve HDP'de tam kadro aynı gün aynı saatte EYT için çağırdı. Çünkü herkes diyor ki komisyondaki EYT kanun tekliflerini görüşelim. İş tüzüğümüzde diyor ki 26. maddesi iş tüzüğü çok açık. Komisyonun başkanı çağırabilir. Komisyon başkanı çağırdığında toplanabilir. Komisyon üyelerinin 1/3'ü isterse başkan çağrı yapar. Ya kendi çağıracak, bakıyor kanunlara. Kendi çağırmıyorsa komisyon üyelerinin 1/3'ünün talebi üzerine toplanır. Recep Akdağ komisyondaki AKP, MHP ki komisyonun yarısını oluşturuyorlar. Üyeleri dışında bütün üyeler aynı gün aynı saate toplantı talep etmişler. Ve Recep Akdağ çağırmıyor. Niye? Uygun görmedim. Nasıl uygun görmezsin? İç tüzük çok açık. Vallahi ben baktım zaten EYT yürütme tarafından konuşuluyor. Uygun görmedim. Yıllarca Sağlık Bakanlığı yapmış, bugün komisyon başkanlığı görevini yürüten birinin bu kadar açık iç tüzük ihlali ve bu kadar açık anayasa ihlalini milletimize ve bütün EYT'lilere şikayet ediyoruz. Diyoruz ki aceleye gelmesin. Bu EYT'de kapsam ne olacak? Mağduriyetler olacak. Birileri dışarıda bırakılmayacağı söyleniyor. Bunu kabul etmiyorlar. Ayrıca EYT olup otomatikman işsiz kalacak bir grup var. Onların bazı endişeleri var. Onlarla ilgili çalışma yapılması lazım diyoruz. Bakalım bu işlere diyoruz. Ama Recep Akdağ gelmiyor. Bunu meclis gündeminde de tartışacağız. Ama bütün EYT'liler AKP'nin samimiyetsizliğini bir kez daha görsünler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Son konumuz, yine peşini bırakmayacağımız bir konu. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. İmzalar Engin Altay, Engin Özkoç, Özgür Özel. Ama kanun teklifinin sahibi özel sektörde çalışan milyonlarca emekçi. Ne diyoruz? Aradan patronu çıkarın diyoruz. Şimdi meclis var. Meclisten sadece milletvekilleri değil, meclis çalışanları da maaş alıyor. Meclis güzel bir pazarlık yapmış. Meclisteki çalışanlar 25 bin lira promosyon alıyorlar. Demek ki verilebiliyor. Meclisteki çalışanlara yattı. Milletvekillerine dahi yattı promosyon. 25 bin lira çalışanlar yine 25 bin lira eşit milletvekilleri. Maaşlar farklı. Meclis bütün maaş üzerinden müzakere etmiş. Milletvekili çalışan ayırmadan 25'er bin lira almış bankadan. Ve ne yapıyor? Çalışana bu para otomatik yatıyor. Neden? Arada devlet olunca o parayı kendi yutmuyor. İstisnai örnekler var tabii. Suç İşleri Bakanı polislerinkini bir kısmını başka tarafta eritmeye yutmaya çalıştı. Peşini bırakmadık, aldık. Evelallah mutlaka kıyı güvenliğiyle ilgili
sahil güvenlikle ilgili iç işlerine bakılı olup 230 lira alan personelle ilgili onları da alacağız. İyi bir pazarlık ve patron arada yoksa ya da patron el koymuyorsa ciddi bir para var orada. Şimdi diyoruz ki özel sektörde çalışanlar için de iyi pazarlıklar yapılsın, aradan patron çekilsin, banka parayı doğrudan emekçinin hesabına yatırsın. Dün burada sorulmuş, bir AK Parti milletvekili sonuna kadar destekliyorum demiş. Hadi sonuna kadar destekliyorsanız bizim için 5 dakikalık iş. Muhalefet soğuk bakmıyor. AK Parti sıcak bakarsa MHP zaten o nereden bakarsa MHP de oradan bakıyor. 3 kere 5 25 olur diyor sırf Tayyip Erdoğan'ın işi görülsün diye. 2 kere 2 5'e reis kerrat cetvelini doğru düzeltti. Biz bunun arkasındayız diyor Bahçeli. Hadi gelin şu promosyon işini halledelim. Yılbaşından önce bu işi halledelim. Bütün özel sektör çalışanları promosyonda kavuşsun. Emekliler dahi tek başına tek bir emekli. Bankadan bankaya geçerken ki pazarlık gücünü kullanıyor. Pazarlığa gerek yok. Gel bize 9.000 lira vereceğim amca sana diyor. Neden bundan yararlanmasın? Bu darboğazda, bu kara kışta bu paralar neden doğal gaz faturaları için evleri ısıtmasın? 10.000 lira alsalar 10.000 liralık doğal gaz kim kime veriyor ya? 5 ay kışı çıkarttırır. Doğru değil mi? Bütün AK Parti milletvekillerine sesleniyoruz. Öyle tamam ben de desteklerim deyip kamera karşısında oraya gidip durup grup disiplinine uymakla olmaz. O zaman gidin gruba deyin ki ne olur ya bunu biz de desteklesek. Onlar diyecektir ki muhalefetten gelince destekleyince Tayyip Bey çok kızıyor. Dün konuşuyormuşsunuz Tayyip Bey. Engin Altay yarı şaka yarı ciddi. Bir de başını sonunu kestiniz tam verince ha öyle dememiş deniyor. Onu almış Engin Başkan'ın konuşmasını. Dünyanın en iyi işini de yapsak biz muhalefetiz eleştiririz demiş. Bunu eleştiriyor. İsteriyor CHP zihniyeti. Öyle bir şey yok da ne iyi işlere birlikte oy veriyoruz. Şu tutanaklar şahit. Ama tersi de dün konuşuyorsun. Dünyanın en iyi işini getirse muhalefet. Bak para arıyordun, Putin'den para dileniyordun. Bu kışı nasıl geçireceğiz diye. Ver emekçilere promosyon hakkını. Hiç Putin'in kapısını aşındırmaya gerek yok. Doğal gaz faturalarını seneye ödesek olur mu? Seçimden sonra Bay Kemal ödese olur mu diye. Gel herkese bir kışlık doğalgaz bedava işte. Bu desteği bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa soruları yanıtlayalım. Jeremy Rifkin. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ekonomi yönetimine yönelik olarak bir kere son derece etkin, yetkin, liyakatli siyasi kadrolar var. Şimdi hangi birinin ismini saysam diğeri eksik kalır ama cumartesi günü 2 genel başkan yardımcımız, biri Selin Sayıkböke, biri Sayın Faik Öztürk zaten sunumlarını yapacaklar. Bunun dışında da her birisi geçmişte MYK'da görev yapmış, halen plan bütçede çalışan, geçmişte grup başkan vekilliklerimizi yapmış, son derece etkili ve yetkin kadrolar var. Bu bir. İkincisi, Jeremy Rifkin tabii ki genel başkan danışmanı ve bundan son derece memnunuz. Çünkü kendisi o çok beğendikleri, yere göğe sığdıramadıkları, elini tutunca bırakmadıkları Angela Merkel'in endüstride danışmanıydı. Biz yurt dışına niye gittik? Ne demiş? İlim Çin'de olsa gidin alın demiş. Amerika'da bir teknolojiyi, İngiltere'de finansı, Almanya'da Alman sisteminden de endüstri ve istihdamı alan yeni bir model. Hatta bir cenazemiz oldu biliyorsunuz ve farklı gündemler. Bu toplantıdan önce Almanya'ya gidilip sonra bu sunum yapılacaktı. Almanya seyahati Aralık içinde yapılacak. Ama o Almanya'daki endüstriye dayalı ve istihdam yaratan
model üzerinde en yetkin danışmanlardan biri Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin Merkel'e danışmanlık yapsın. Merkel dünyanın en pahalı makam arabalarını yapsın. Bizim Tayyip Erdoğan'a satsın. O da fakir fukaranın parasıyla o arabada caka satsın. Siz buna razısınız. Biz diyoruz ki Jeremy Rifkin gelsin bizde çalışsın. Arabanın da en güzelini, telefonun da en güzelini, fabrikanın da en gelişmişini, en teknolojisini nasıl yapacağımızı bu ülkede Jeremy Rifkin o tecrübeyle yapsın. Buna mı itiraz ediyorlar? İlim Çin'de olsa alın diyen bir peygamberin ümmeti olmakla övünenler böyle mi anlamışlar peygamberin onlara yaptığı öğütü? Bugün Jeremy Rifkin Türkiye'nin bunların beceremedikleri yalan yanlış politikalara karşı CHP'nin inşa ettiği devasa model ve ortaya konacağı vizyonda Jeremy Rifkin bir danışmandır genel başkanı. Bir de Jeremy Rifkin dışında kimler var? Örneğin o gün sunum yapacak. Koca bir kadro ama o gün sunum yapacak. Daran Acemoğlu, Hakan Kara, Rafet Gürkaynak ve Ufuk Akçiğit. Hocaların her birisi bu memleketin evladı ama alanlarında uzman ve dünyada bütün ülkelerin dikkatle takip ettikleri çok başarılı insanlar. Hepimizin göz bebeği. Onlar danışman değil. Onlar zaten danışman kadrosunda olmaları beklenemez. Onların biz partiler üstü olmasını tercih ederiz zaten. Sunum yapacaklar ama partiler üstü olacaklar. Ama günü geldiğinde bu ülkede en etkin, en yetkin yerlerde ve çok bağımsız pozisyonlarda olacaklar. Onların yönlendirmeleri bu ülkede gençlerin sönmüş olan ümitlerini yaşartacak. Bu ülkenin gençlerinin yurt dışında hayal kurmasına son verecek olan, hem bu ülkede hem yurt dışında son derece dikkatle takip edilen harika kadrolar. Şimdi birilerinin karnı ağrıyor. Mesela Sayın Nebati demiş ki, efendim bizim insan potansiyelimiz değil, çok güçlü hocalarımız var falan. Doğru. Örneğin kendisinin yetişmiş olmasına Cumhuriyet Halk Parti mesleğisi Burhan Şen Ataları atfediyor. Burhan Şen Ataların kendisini yetiştirdiğini söylüyor Sayın Nebati. Diyor ki ben diyor kamu maliyesini Burhan Hoca'dan aldım. O dedi ki kamu maliyesini yapan her şeyi yapar. Böyle bir özgüveni var. E tamam ama biz hocanın yetiştirdiğiyle değil de hocanın ta kendisiyle bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Hocanın anlattığını anladığı kadarıyla yapan Nebati içinde bulunduğumuz gemiyi karaya oturttu. Şimdi dünyanın tanıdığı hocalarla biz bu gemiyi yüzdürmeye geliyoruz. Şöyle bir durumla da kimse yanlış anlamasın. Jeremy Rifkin genel başkan danışmanıdır. Ne MYK üyesidir ne de biraz önce ismini saydığım ve sayamadığım çok değerli hocalarımızdan denktir. Hocalar kendi yetkinlikleriyle bizim vizyon toplantımıza hazırlık aşamasında yön veren ve vizyon toplantısında Türkiye'nin önünü nasıl göreceğini anlatan katkıyı sunacak kişilerdir. Jeremy Rifkin Almanya endüstri modeli üzerine genel başkanımıza baş danışmanlık yapacak kişidir. Genel başkanımızın baş danışmanlarından biridir. Başka soru var mı arkadaşlar? Thank you.
yol ayrımına mı geldi sorusuna ilişkinde bu karar verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? O Cumhurbaşkanı'nın hırsızlar, yolsuzlar, rüşvetçiler kendisindense onları koruma ve kollama ile ilgili geçmiş birikimlerine, geçmişte yaptıklarına güvenerek resmen son derece yapılması gereken bu vakitten sonra istifa etmesi gerekirken son derece pişkince davranmış. Zehra Taşkesenlioğlu'nun da, Kocaeli milletvekilinin de birinci dereceden yakınları rüşvete bulaşmışlar ve bulaştıkları rüşveti de kamudaki görevlerinden yani nüfuslarını kötüye kullanarak yapmışlarsa dünyanın hiçbir yerinde muz cumhuriyetlerinde bile siyaset bunu kaldırmaz. Burada bir istifa müessesesi vardır, onu işletmesi lazım. Ama şimdi haksız mı dersen Kocaeli milletvekili bakıyor Taşkesenlioğlu'na, kocasıyla kardeşi hem de kendi ifadesiyle nüfus kullanarak 70 milyon TL'lik varlık elde etmişler. Milletvekili de bunu boşanma davasına konu etti. Bu parayı benim nüfusumun ticaretiyle kazandınız, verin parayı diyor. E bu milletvekili devam ediyorken benim kocam diyor 2,5 milyon lira rüşvet almış, benim istifa etmem uygun düşer mi diyor. Şimdi kendi içinde bakarsan haklı milletvekili. Öbürüne sorsan o da diyecek ki ya elbise torbasının içinde, çikolata kutularının içinde rüşvet alan bakanı istifa ettirdi. Ama Yüce Divan'a yollamak yerine yurt dışına büyükelçilikle ödüllendirdi. Biz niye istifa ediyoruz diyor. Öbürüne sorsan diğer üç bakanın evlerinde ayakkabı kutularında benden fazla para çıkmıştı. Hepsinin elini tuttu Esenboğa Havalimanı'nda havaya kaldırdı diyor. AK Parti'de tuz kokmuş, AK Parti'de utanmak kalmamışsa, utanmak bir tek bana mı düştü diyor Kocaeli milletvekili. Şimdi kendi içinde tutarlılar ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu memlekette artık iktidarda kalmasının iler tutar tarafı kalmamış. Yani bu kadar çok utanç verici durum, hep birlikte büyük bir pişkinlikle, büyük bir siyasi yüzsüzlükle hazmediliyorsa bunu bir tek seçmen hazmetmez. Bunun başka çaresi kalmadı. Yani buradan sonra bu kadar rüşvet açığa çıkmış, belgelenmiş, iddia falan değil. Dünyanın herhangi bir yerinde bu iddia edildiğinde istifa ederler, aklanırsa geri döner. Burada iddia da değil, mahkeme olmuş, bitmiş, ispatlanmış, hanımefendi kararı ağır bulmuş. Söyleyecek bir şey yok. Bunların defterini toplu şekilde seçmen sandıkta duracak. Başka çaresi kalmadı. Teşekkür ediyoruz, iyi çalışmalar.